Evet değerli arkadaşlar, geleceğin cumhurbaşkanları. Bugün özel hukukta arabuluculuk dersinin yeni bir konusuyla yine birlikteyiz. Yine önemli bir konu. Özellikle uyuşmazlık çözümünde kişilikleri bugün tanımaya çalışacağız. Bugünkü aslında tanıtmaya çalıştığımız, anlatmaya çalışacağımız bu kişilikler aslında böyle bıçakla birbirinden ayrılmış gibi keskin çizgileri olan kişilikler değil. Normalde insanlar bir 100'e kadar bir skala düşünün. Kimisi 1 ile 10 arasındaki skala içerisindedir. Kimisi 10 ile 20, kimisi işte efendim 20 ile 30. Böyle bu şekilde giden bir şeyde düşünelim. Yaklaşım içerisinde olduğunu bilelim. Ama genel olarak bakıldığında kişilikleri 5 gruba ayırıyoruz. Özellikle uyuşmazlıkların çözümündeki insanların yaklaşımlarını tasnif ettiğimizde. Birinci kişilik türü rekabetçi bir yaklaşım. Rekabetçi yaklaşım içerisindeki kişilik veyahut da yaklaşım olarak söyleyebiliriz, tasnif edebiliriz. Rekabetçi yaklaşım. İkincisi kaçınmacı yaklaşım veya kaçınmacı kişilik. Üçüncüsü uyuşmacı kişilik. Dördüncüsü uzlaşmacı. Beşincisi ise işbirlikçi ve problem çözücü kişilik olarak tasnif etmek mümkün. Arkadaşlar şimdi bu yaklaşımları veyahut da kişilikleri biraz daha yakından tanıyalım. Rekabetçi yaklaşım değerli arkadaşlar. Kendi çözümünü karşı tarafa empoze ettirme çabası içerisinde olan kişiliği ifade ediyor. Sadece ve sadece kendi bildiğinin doğru olduğunu kabul ediyor. Kesinlikle haklı olduğunu düşünüyor. Karşı tarafın ne istediğinin hiçbir önemi yok. Bu rekabetçi yaklaşım içerisinde olan kişi açısından. Sonuç yani elde etmek istediği sonuç karşı taraf ile olan ilişkisinden çok daha önem arz ediyor, önem taşıyor. Ve sürekli gerilimi tırmandırma eğiliminde el kol hareketleri, yüksek sesle bağırma, çağırma, ondan sonra karşı tarafı bastırma eğilimi içerisindedir. Karşı tarafı küçümser ve onun zayıf yönleriyle tabiri yerindeyse dalga geçer, onu kullanmaya çalışır, onun eksikliklerini ön plana çıkarmaya çalışır. Yani bu tür kişilikleri aslında herkes kendi çevresinde örneklerini görmesi mümkün. Rekabetçi yaklaşım içerisinde bulunan kişilikle, kişiyle gerçekten problem çözmek, bir uyuşmazlığı çözmek son derece zordur. Çünkü yani kendi fikrine odaklanmıştır. Kendisinin doğru olduğunu kabul eder. Yanlış olabileceği ihtimaline bile genellikle dayanamaz. Dolayısıyla bu rekabetçi kişilik veyahut da rekabetçi yaklaşım içerisinde olan kişiye karşı arabuluculuk çözüm sürecinde ona karşı farklı yöntemler kullanmak gerekiyor. Farklı bir dil kullanılması gerekiyor. Özellikle karşısındakinin korunması, haklarını, efendim menfaatlerini dile getirebilmesi, ondan sonra elde edebilmesini sağlamak amacıyla rekabetçi yaklaşım içerisinde olan kişiye karşı arabulucunun farklı bir dil, farklı bir yaklaşım içerisinde olması gerekiyor değerli arkadaşlar. İkinci yaklaşım türü arkadaşlar kaçınmacı yaklaşım. Bu da tam tersine. Burada arkadaşlar kaçınmacı yaklaşımda uyuşmacı veya uzlaşmacı yaklaşım arasındaki farkları da göreceksiniz. Kaçınmacı yaklaşımda problem çözme durumu söz konusu değil. Uyuşmazlığı çözme yaklaşımı söz konusu değil. Burada ne var? Tamamen çatışmayı, efendim aradaki ihtilafı, uyuşmazlığı görmezden gelme ve erteleme eğilimi vardır. Yani mesela
İşte çok basit bir örnek. Dün bir toplantı yaptık, arabuluculuk toplantısı yaptık. Diğer taraf zaten bu birinci toplantıya kadarki süreçte sürekli işte işim var. Ondan sonra şu anda meşgulüm. Ben siz daha sonra tekrar ararım. Ondan sonra efendim şu an hastanedeyim. Veyahut da işte ben size tekrar geri döneceğim gibi çeşitli bahanelerle ne yapmış oldu? Ertelemiş oldu. Dün de en son yine ben hastanedeyim ama tekrar size geri döneceğim şeklinde bir yaklaşım içerisinde bulundu. Bu tamamen kaçınmacı bir yaklaşım. Yani ortada bir problem var. Bu problemi ne yapıyor? Görmezden geliyor, erteliyor ve çözme için bu uyuşmazlığı çözmek için herhangi bir gayrette, herhangi bir çabada bulunmuyor. Hatta ve hatta çatışmayı ortaya çıkarmak istemiyor gibi bir tavır içerisinde bulunuyor. İhtilafı, uyuşmazlığı sanki yokmuş gibi davranıyor. Ve çatışmayla uğraşacak zamanı ve çabası yokmuş gibi davranıyor. Ve zaten bunu da kesinlikle ne yapmıyor? Gizlemiyor. Sürekli böyle bir erteleme, sürekli bir görmezden gelme gayreti içerisinde. Ve bu tür yaklaşım içerisinde bulunanlar, bu kişilik türünde olan kişiler, değerli arkadaşlar, zaten gerilimi tırmandırmak istemez. Hani biraz önce rekabetçi yaklaşımda gerilimi tırmandırmak ister dedik ya, rekabetçi yaklaşımda karşı tarafa saldırır ve karşı tarafın da aslında bir anlamda cevap vermesini ister. Cevap verince daha da fazla saldırmaya geçer rekabetçi yaklaşımda. Burada tamamen kaçınmacı, bu gerilimi tırmandırmak istemeyen, sorunları görmezden gelen, erteleyen bir tutum içerisinde. Bunu da arabulucu ne yapması gerekiyor? Buna da ayrı bir dil, ayrı bir davranış sergilemesi gerekiyor ki arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık çözülebilsin. Bunu da mümkün mertebe masaya getirmek, ondan sonra çözümleri müzakere etmesini sağlamak için ne yapması gerekiyor? Bir tavır içerisinde, bir yaklaşım içerisinde bulunması gerekiyor arabulucunun. Burada kaçınmacı yaklaşımın bir özelliği de mümkün mertebe bir şey yapmaz. Yani problem çözümüne katkıda bulunacak hiçbir davranış içerisine girmez. Mümkün mertebe etkileşimde, iletişimde bulunmaz arkadaşlar. Bu gerçekten zordur. Arabulucu için zor bir kişiliktir. Çünkü masaya gelmez, müzakere etmez, konuşmak istemez, kaçınır, erteler. Arkadaşlar, sorunları, problemleri, uyuşmazlığı görmezlikten gelir. Maalesef toplumda böyle bir grup var. Böyle gruplarla da problemi, uyuşmazlığı, anlaşmazlığı, ihtilafı çözmek çok kolay değildir. Onun için ne yapılması lazım? Ayrı bir çaba, ayrı bir gayret gösterilmesi gerekiyor. Bir diğer kişilik tarzı ise uyuşmacı yaklaşım. Bu da rekabetçi yaklaşımdan, kaçınmacı yaklaşımdan tamamen farklı. Burada da tamamen arkadaşlar, karşı taraf ne derse kabullenen türden bir yaklaşım söz konusu. İlişkinin sürmesine önem verir. Yeter ki aramız bozulmasın. Yeter ki ilişkilerimiz devam etsin. Yeter ki aramız bozulmasın yaklaşımı içerisindedir. Kendi önceliklerini şimdilik göz ardı eder. Ondan sonra kendi isteklerini ifade etmez veya ifade etmekten kaçınır ve kendi isteklerini veya kendi taleplerini, ondan sonra menfaatlerini çatışmayı geçici olarak yatıştırmak için ifade etmez. İfade etmekten kaçınır. Bu uyuşmacı yaklaşımda güven ve kredi kazanmak önemlidir. Yani karşı tarafın güvenini kaybetmek istemez. Yani kendi menfaatlerini çiğnemiş olsa bile, haklarını çiğnemiş olsa bile ne yapmak istemez? Karşı tarafla ilişkiyi koparmak
istemez. Onun güvenini kaybetmek istemez. Yani burada uyuşmacı yaklaşımın tek temel özelliği sonradan kazanmak ister. Ama şimdi çatışma çıkmasın, ses yükselmesin, efendim ondan sonra aramızdaki ilişki, münasebetler bozulmasın. Tamamen buna odaklanmış bir kişidir. Dolayısıyla karşı tarafın taleplerini kabul etme eğilimindedir hep. Ve inisiyatifi de karşı tarafa verir mümkün mertebe. Arada hani bazı sözler söylese bile dediğimiz gibi nedir yaklaşımı? Tamamen ilişkinin sürmesi yönündedir. Değerli arkadaşlar, bu da işte uyuşmacı yaklaşım ve bu kişiler özellikle karşı taraf rekabetçi bir yaklaşım içerisindeyse, yani rekabetçi yaklaşımda uyuşmacı yaklaşım karşı karşıya gelmişse, rekabetçi yaklaşım uyuşmacı yaklaşım içerisindeki kişiyi ne yapıyor? Kesinlikle ezme yoluna gidiyor ve kendi isteklerini, taleplerini uyuşmacı yaklaşım içerisinde olan kişiye kabul ettirme durumu söz konusu. Burada da yine arabulucunun bu defa iki tarafın kişiliğini, yaklaşımını çözüp, anlayıp, farkına varıp her ikisine karşı da ne yapması gerekiyor? Ona uygun bir dil kullanması gerekiyor. Yani uyuşmacı yaklaşımın kendisine ait menfaatlerinin olduğunu, bu menfaatleri ifade edebilmesine ilişkin bir ortamın hazırlanması arabulucunun en önemli görevi haline dönüşüyor. Çünkü özellikle söylediğimiz gibi eğer karşısında rekabetçi bir yaklaşım var ise ne yapacaktır? Uyuşmacı yaklaşım içerisinde olan kişiyi ezecektir ve isteklerini, taleplerini kabul ettirecektir. İşte bunun için ne yapması gerekiyor? Dengeyi gözetmesi ve gerekirse toplantıya ara vermesi, özel görüşme yapması, ondan sonra profesyonel destek almasını sağlayıcı çeşitli yol yöntemleri kullanması, ifade etmesi gerekiyor. Bir diğer yaklaşım içerisinde olan kişi ise, kişilik tarzı ise uzlaşmacı yaklaşım. Uzlaşmacı yaklaşım aslında işbirlikçi, yani arabuluculuk sürecinde istenen, beklenen, arzu edilen kişilik türü olan işbirlikçi, problem çözücü yaklaşımın bir öncesinde bulunan, bir önceki skalasında bulunan yaklaşım türüdür, kişilik tarzıdır, uzlaşmacı. Burada da uzlaşmacı kişiliğe sahip olan kişi ne yapacaktır? Orta yolu bulmaya çalışacaktır. Aradaki farkı ikiye bölmeye çalışacaktır. Yani ne ben kaybedeyim ne de karşı taraf kaybetsin. Veyahut da ne ben kazanayım ne de karşı taraf kazansın şeklinde bir yaklaşım içerisindedir. Yani kendisi tamamen kazanamasa bile, yani tam bir tatmin sağlayamasa bile karşı tarafında kendisi gibi bir durum içerisinde olmasını ister, bekler ve durumu idare etmeye çalışır. Özellikle arkadaşlar zaman baskısı olduğunda bu yönteme giren, bu yöntemi kullanan kişiler olabiliyor. Bazen geçici çözümler için de kullanılabiliyor bu uzlaşmacı yaklaşım. Nispeten arabuluculuk sürecinde çok da fazla hani zarara düşmeyen, kendi isteklerini, kendi taleplerini karşı tarafa ifade edebilen, haklarını, daha doğrusu menfaatlerini elde etme gayreti içerisinde olan bir kişiliktir uzlaşmacı yaklaşım. Yani böyle ilişkiyi bozup da ondan sonra kapıları, pencereleri kapatıp da ilişkiyi tamamen koparmak istemez. İlişkinin sürmesini ister. Ama dediğimiz gibi burada yani aradaki farkı hep böyle bölmeye çalışır. Ne ben kazanayım ne de o kazansın veya ne ben kaybedeyim ne de o kaybetsin şeklinde bir yaklaşım içerisindedir. Ama biraz önce söylediğimiz gibi mesela kaçınmacı yaklaşımda asla ve asla sonucu istemez. Yani problemin çözülmesine katkı yapacak bir davranış içerisinde bulunmaz. Oysa uzlaşmacı yaklaşımda
Böyle bir şey yoktur. Yani problemin çözülmesini ister. Ama problemin çözülmesindeki yöntemi biraz daha nedir? Arkadaşlar eksik bir yöntemdir. Yanlış demeyelim ama eksik bir yöntemdir. Çünkü yani burada gerçekten menfaatlerinin ortaya çıkarılmasında gerçek bir çaba içerisinde de değildir. Yani her şeyi bölelim. Bir an önce bu çözüm süreç bitsin. Problem, ihtilaf ortadan kalksın. Bir an önce çözülsün. Ben kafamda rahat olsun düşüncesi içerisindedir uzlaşmacı yaklaşım. Beşinci yaklaşım ise arabuluculuk sürecinde en çok istenen, en çok arzu edilen kişilik türüdür. İşbirlikçi, problem çözücü yaklaşım dediğimiz bir kişilik veyahut da yaklaşım türü. Arkadaşlar, ortak problem çözme sürecidir. Yani burada ortada bir uyuşmazlık var, ihtilaf var, problem var. Bu problemi ortak bir şekilde çözelim. Yani sadece benim önermiş olduğum çözüm yetmez düşüncesi içerisindedir bu yaklaşım sahibi kişinin. Dolayısıyla karşı tarafı da düşünür, empati yapar. Ondan sonra hem konuya, sonuca önem verir. Yani problemin çözülmesini, ihtilafın çözülmesini ister. Hem de ilişkiye önem verir. Yani bütün yaklaşımı sorunun çözümüne yöneliktir. Her iki tarafça kabul edilebilecek bir çözüm söz konusudur bu yaklaşım sahibinin önerilerinde. Yani karşı tarafa bir öneride bulunurken şu düşünce içerisindedir işbirlikçi yaklaşım içerisinde olan kişinin. Yani ben bunu söylersem karşı taraf acaba nedir? Onun da şöyle şöyle argümanları vardır. Dolayısıyla ben şunu şöyle yapmam lazım. Mesela diyelim ki işçi işveren uyuşmazlığında ne diyebilir? Ya ben eğer işte kıdem tazminatını, ihbar tazminatını efendim şunu bunu istiyorum. Ama bunun karşılığında bunlar benim elbette hakkım olabilir. Ama benim onun iş yerinde çalıştığım sürece bana pek çok konuda yardımcı oldu. Efendim işte kardeşim işe girmesine yardımcı oldu. Ondan sonra benim hastalandığım zaman da işte benim işe gelemediğim günler için bazı konularda bana kolaylık gösterdi gibi bir yaklaşım içerisinde bulunur. Dolayısıyla ne yapmaz? Değerli arkadaşlar, empati yapar ve karşı tarafın düşüncesini de ölçmeye çalışır. Evet, burada şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu yaklaşımlar birbirinden böyle keskin bıçaklar birbirinden ayrılmış değil. Bunu özellikle hatırlatalım. Yani bu bir skala düşünelim. Yani rekabetçi yaklaşımın sert, en böyle katı şekilde uygulayan, öyle kişilik tarzı taşıyan kişiler de olabilir. Veyahut da bunu daha çok böyle yumuşak şekilde uygulayan, yumuşak şekilde ifade eden kişiler de olabilir. Veya kaçınmacı yaklaşım yine aynı şekilde, uyuşmacı yaklaşım yine aynı şekilde. Yani bunlar kesin böyle uyuşmacı yaklaşım kesinlikle bu tarz içerisindedir diye bir iddiamız yok. Burada sadece gösterdikleri tepki, ondan sonra yaptıkları tavır açısından bir kategori yaptığımızda karşımıza bu 5 yaklaşım çıkıyor. Bunları tanımak gerekiyor. Yani işin özü aslında şeye dönecek olursak arabulucu ne yapması gerekiyor değerli arkadaşlar? Karşısındaki uyuşmazlığın taraflarını iyi tanıması gerekiyor. Kişilik analizi yapabilmesi gerekiyor. Onların işte beden dilini okuyabilmesi gerekiyor. Neyi ifade etmek istediğini, sözlü, sözsüz, ondan sonra yazılı iletişimde neyi karşı tarafa ulaştırma çabası içerisinde olduğunu çözebilmesi gerekiyor. Onun için her zaman söylüyoruz, hani akademisyen kimliğimle şunu söylüyorum her zaman. Hukuk fakültelerinde aynı zamanda bir de
iletişim ve beden dili derslerinin verilmesi, bu konuda ciddi bir eğitimin, yani sadece böyle hani seçimlik ders veyahut da bir dersle geçiştirilmemesi gerekiyor. Bunun işte hakim savcı olunduğunda da, avukat olunduğunda da veyahut da arabulucu, hangi mesleği icra ediyor olursa olsun, bu konuda ciddi bir eğitimin verilmesi gerekiyor. Hatta ve hatta bu konu bütün toplum açısından da son derece önem arz ediyor. Çünkü uyuşmazlık sadece hukuki bir uyuşmazlık olarak çıkmıyor. İnsanların işte alışverişiyle ilgili veyahut da hukuki problemleriyle ilgili uyuşmazlık çıkmıyor. Sosyal ilişkilerimizde, ondan sonra ne bileyim aile ilişkilerinde veyahut da ne bileyim okul ortamında, iş ortamında, yani her türlü konuda uyuşmazlık çıkabiliyor, anlaşmazlık, ihtilaf, problem çıkabiliyor. Bu uyuşmazlık, anlaşmazlıkların, ihtilafların çözümü için karşı tarafı tanıma, onların iletişim ve beden dilini okuyabilme, ona göre tavır alabilme, ona göre tepki gösterebilme becerisini herkesin sahip olması gerekiyor ki toplumdaki uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar azalsın ve toplumsal barışa bir katkısı olsun. Sürekli birbirleriyle çatışma içerisinde bulunan bireyleri, sürekli çatışma içerisinde bulunan bir toplumun gerçekten sağlıklı bir şekilde efendim sosyal düzeni devam eder bir şekilde bu şey varlığını devam ettirmesi çok da olası değildir. Dolayısıyla burada sadece arabulucu için bu anlatımımız geçerli değil. Bütün diğer meslekler içerisinde meslekler için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci dersimizin ikinci kısmına. O da arabuluculuktaki iletişim ve beden dili konusu. Değerli arkadaşlar, arabulucu hem uyuşmazlığın taraflarıyla hem de aslında uyuşmazlıkla alakalı olan bütün kişilerle iletişimini en sağlıklı biçimde yürütmesi gerekir. Bu arabuluculuk uyuşmazlık çözüm sürecinin en önemli ayaklarından birisini oluşturur. Sadece hukuki bilgi ve arabuluculuk sürecinin hukuki çerçevesini bilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda hukuk dışındaki diğer unsurların iletişim, beden dili, müzakere, efendim yaklaşımların bilinmesi, kişiliklerin bilinmesi, tanınması, ona göre hareket edilmesi, organizasyon becerisi değil mi? Bütün bunların arabulucu tarafından sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi gerekiyor ki ne olsun, arabuluculuk süreci çözümle ve her iki tarafı da, daha doğrusu uyuşmazlığın taraflarını da memnun edecek bir tarzda çözümle sonuçlanabilsin. Bunlardan birincisi bu iletişim konusundaki birinci husus arkadaşlar yazılı iletişim. Geçenki dersimizde konuya aslında değinmiştik. Hem bir hukukçu olarak hem de arabulucu olarak arabulucunun yazılı iletişim becerisine, yeteneğine sahip olması, bu konuda kendisini geliştirmesi lazım. Neden? Davet mektubu yazıyor, arabuluculuk ve ücret sözleşmesi hazırlıyor, anlaşma tutanağı hazırlıyor, son tutanak hazırlıyor. Özellikle arkadaşlar anlaşma tutanağı biliyorsunuz işte ilan niteliğinde belgeye dönüşme durumu söz konusu olduğundan dolayı ne olacaktır? Son derece önem arz eden bir belge olacak ve orada uyuşmazlığın taraflarını mağdur edecek bir ifadenin bulunmaması gerekiyor. Tabii parantez açıyorum. Burada anlaşma tutanağını hazırlamak arabulucunun görevleri arasında değil aslına bakarsanız. Ama uygulamada neredeyse %90, %95 oranında anlaşma belgesi arabulucu tarafından hazırlanıyor ve taraflarca teyit edildikten sonra imzalanıyor. Dolayısıyla arabulucunun anlaşma belgesi olsun veya son tutanak olsun,
Yani arabuluculukla ilgili diğer belgelerin hazırlanması, taraflara imzalatılması aşamasında dili iyi bir şekilde kullanması gerekiyor. Bu noktada Türk dili kurallarını, yazı dili kurallarını, hukuk dilini ve arabuluculukla ilgili kavramları, arabuluculuk dilini çok iyi kullanması, yerli yerinde kullanması gerekiyor ki yine arabuluculuk sürecine olumlu katkısı olsun. Eğer arabulucunun muhatapları, tarafların vekilleri ise, avukatları ise iş nispeten göreceli olarak biraz daha kolay oluyor. Çünkü onlar hukuk diline, aşina, arabuluculuk diline nispeten aşina olduklarından dolayı sorun daha az çıkıyor. Ama eğer taraflar vekil ile temsil edilmiyorlar ise veya taraflardan birisi vekil ile temsil edilmiyorsa, avukatı yoksa, o zaman arabulucunun vekil ile temsil edilmeyen kişiye arabuluculukla ilgili süreci iyi anlatması gerekiyor. Hem sözlü olarak anlatması gerekiyor, hem de yazılı olarak anlattığı şeyleri sözlü olarak ifade etmesi gerekiyor. Yani orada hem yazılı iletişimi, yazılı dili, yazım dilini, oradaki belgelere ilişkin dili iyi kullanması, hem de bunları ifade etmesi bağlamında dili iyi kullanması gerekiyor. İyi bir iletişim becerisine sahip olması gerekiyor. Çünkü ömründe ilk defa arabuluculukla muhatap olan kişiler söz konusu olabiliyor. Veyahut da daha önceki yapmış olduğu arabuluculuklarda yanlış uygulamaları görmüş olabiliyor. Onun için arabulucunun ne yapması burada doğru bir şekilde karşı tarafa arabuluculuk sürecini aksettirmesi gerekiyor. Bunu ifade etmiş olalım. İkinci iletişim türü ise, becerisi ise sözlü iletişim becerisi. Bu zaten son derece önemli. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi biz burada hani arabulucu şunu yapması lazım, bunu yapması lazım diye söylüyoruz. Tüm bunları yaparken arabulucunun son derece samimi olması gerekiyor, içten olması gerekiyor. Yani mış gibi yapmak, ondan sonra efendim mış gibi gözükmek tarzı doğru bir yaklaşım değildir arabulucu açısından. Hatta tarafların vekilleri açısından. Samimiyet insanlarda arkadaşlar çok önemli bir güce sahiptir. Çok önemli bir tesiri vardır. Samimi insanları diğer insanların çoğu tanır arkadaşlar. Çok önemli. Yani arabulucunun her iki tarafa da güven vermesi gerekir değerli arkadaşlar. Bu son derece önem arz ediyor. Hani kendim için söylemiyorum ama bir işte Antalya'dan bir Arap şey vardı. Uyuşmazlığın taraflarından birisi vardı ve karşı tarafa güvenmiyordu. Ve bir miktar para, yani önemli bir miktar paranın ödenmesi söz konusuydu. Ve beni ilk defa gördü, buraya Isparta'ya geldi. Ondan sonra dedi ki, şöyle bir ifadede bulundu. Hocam ben size parayı vereyim, siz işte uygun bir aşamada karşı tarafa verirsiniz. Ben dedim ki, hele bir işte şeyleri imzalayalım, tutanakları imzalayalım. Ondan sonra işte bana parayı havale edersiniz. Onun söylediği ifade şu oldu. Hocam ben size güveniyorum. Yani siz yanlış yapma durumunuz zaten söz konusu değil. Ben sizi zaten konuşmalarınızdan, yaklaşımınızdan ben sizin samimi olduğunuzu anladım. Uyuşmazlığı çözmek için gayret ettiğinizi anladım. Onun için hiç sorun değil. Ben size parayı havale ederim. Siz de işte belgeler imzalandıktan sonra karşı tarafa havale edersiniz deyip bunu ifade etti. Bu neyi gösteriyor değerli arkadaşlar? Demek ki arabulucunun karşı tarafa güven vermesi gerekiyor. Mış gibi bir davranış içerisinde bulunmaması gerekiyor. Samimi olması gerekiyor. Burada parantezi kapatıyorum. Sözlü iletişim becerisinde müzakere önemli. Özel görüşmeler önemli. Yani hem toplu yapılan toplantıda, yani bütün herkesin birlikte bulunduğu toplantıda, ortak toplantıda, hem de bireysel özel görüşmelerde
mutlaka sözlü iletişim becerisini doğru kullanması gerekiyor. Biraz önceki söylediğimiz yaklaşımları arabulucunun iyi bilmesi, o kişilik tarzlarını iyi bilmesi ve ona göre hareket etmesinde, ona göre bir dil geliştirmesinde, ona göre bir yaklaşım içerisinde bulunmasında fayda var olduğunu ifade ediyoruz. Seçilen kelimeler son derece önemli değerli arkadaşlar. Tarafların eğitim düzeyini dikkate alacak, dini inançlarını, mezhebini, siyasi düşüncesini, efendim işte emir kipi, işte mesela diyelim ki rekabetçi yaklaşıma sen emir kipiyle bir cümle kullandığın zaman ne olur? Arkadaşlar bu doğru bir yaklaşım olmaz. Veyahut da efendim uyuşmacı yaklaşıma veyahut da kaçınmacı yaklaşıma sen bilirsin işte istediğin zaman görüşelim dediğin zaman zaten kaçınmacı yaklaşım içerisinde. Dolayısıyla çözüme ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Ona göre bir dil geliştirmek gerekiyor. Yani tabiri yerindeyse yani işte bir şeydesin, bir mücadele içerisindesin. O mücadelede uygun araç ve yöntemleri kullanmak durumundasın. Ama burada tekrar söylüyorum, arabulucunun samimi olması, uyuşmazlığı çözme gayreti, çabası içerisinde olması en önemli basamak bence. Belki de birinci basamak. Bunu dikkate alması gerekiyor arabulucunun. Ben dili, ben sen dili veyahut da biz dili gibi ifadeleri yerine uygun şekilde kullanması gerekiyor. Suçlayıcı kelimelerden kaçınması gerekiyor arabulucunun. Bazı insanlar vardır arkadaşlar, hani hatta dili sivri denilir. Yani konuşurken hep böyle karşı tarafı suçlayıcı bir dil kullanır. Bunlardan kaçınması gerekiyor. Yani bir hukukçunun, mesela avukatın da yine benzer şekilde sadece gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik bir kaygı, bir endişe taşıması lazım. Zehirli kelimeleri aktarma konusu geçenki dersimizde de söyledik. Özellikle özel görüşmelerde tabii insanlar arabulucuya güven duyduğu zaman pek çok şeyi arabulucuya söyleyebiliyor diğer tarafla ilgili olarak. Bazen hakaret edebiliyor, işte sövebiliyor, işte olumsuz kelimeleri kullanabiliyor. Diğer tarafa neyi aktarılması gerektiğini sormak gerekiyor, sorması gerekiyor arabulucunun. Yani ben bu söylediklerinden hangi kısmını diğer tarafa söyleyeyim şeklinde bir teyit almak lazım. Şimdi bu aşamada diğer tarafa bilgiler verirken işte sana küfür etti, sana şöyle dedi, sana böyle dedi dediğin zaman ne olur arkadaşlar? Çözüme bir katkı olmaz. Ama burada yalan söylemeden gerçekleri ifade etmek gerekiyor. Nasıl? İşte sana öfke duyuyor, efendim seninle ilgili çok olumlu düşünceler taşımıyor, özellikle ilişkiyi bozduğunuzu düşünüyor veya çok böyle hani daha yumuşak kelimeler, ondan sonra daha ama yalan söylemeden gerçeği aksettirecek şekilde ama zehirli kelimeleri de kullanmadan ne yapılması? Sürecin devam ettirilmesi istenen, arzu edilen bir şeydir. Arabulucu aktif dinleme yapması gerekiyor. Not alması, ondan sonra karşı tarafı dinlerken, diğer tarafı dinlerken başka şeylerle meşgul olmaması, beden dilinin aktif dinleme yaptığını karşı tarafa hissettirmesi, göstermesi, olayları çerçevelemesi, ondan sonra anladığını veya işte karşı tarafın anlayıp anlamadığını teyit etmek gerekiyor. Yani arabulucu işte karşı taraf olayları anlatırken mesela bir özetleyip şöyle 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 doğru anlamış mıyım şeklinde bir karşı taraftan teyit alınması da fayda var. Veyahut da sen anlatıyorsun ve anladığını anlayıp anlamadığını kontrol için açık uçlu sorular veyahut da kapalı uçlu sorular sorarak ne yapılabilir? Yine teyit alınmasında fayda var. Veya başka kelimelerle ifade ederek ne yapılabilir? Bu da bu olaylar, uyuşmazlık sürecindeki olaylar tekrar ifade edilebilir. Ve son iletişim becerisi ise sözsüz iletişim becerisi. Arkadaşlar tabii bu son derece önem arz ediyor. Neden?
Çünkü insanların sözlü olarak ne söylediğinden ziyade jesti, mimiki, ondan sonra mimikleri, beden dili, ondan sonra tavırları, ne söylüyor, karşı tarafa hangi mesajları veriyor, bu son derece önem arz ediyor. Karşılama, ondan sonra gülümseme, tokalaşma. Tokalaşma konusuna da özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Eğer gelecekte arabulucu olursanız veyahut da bu videoyu arabulucu dinleyen arkadaşlar, arabulucular varsa bazıları herkes tokalaşmak istemeyebilir, özellikle bayanlar açısından. Bu konuya özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yani bazı hallerde özellikle tokalaşma için ilk adımı atan kişinin arabulucu olmamasında belki fayda vardır. Onu da ifade etmek gerekiyor. Ondan sonra süreç boyunca göz temasının kurulması, ondan sonra karşı tarafa veya işte gelen kişiye yer gösterilmesi, ondan sonra ağzın el ile kapatılması, elin başa götürülmesi, işte şöyle ondan sonra çeneye tutulması veyahut da yüze dokunmak. Yani bunların hepsinin iletişim beden dilinde mutlaka bir karşılığı var. İnsan farkında olsun veyahut da olmasın içindeki düşüncesiyle beden dili birbirleriyle uyum içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla burada hem arabulucunun kendisinin karşı tarafa iletmek istediği mesaj anlamında hem de karşı tarafın beden diliyle anlatmak istediğini anlamak noktasında arabulucunun beden dilini iyi okuyabilmesi gerekiyor. Gözlerin kaçırılması, ondan sonra oturma şekli, bacak bacak üstüne oturma. Evet değerli arkadaşlar, burada özellikle arabulucular için son derece önemli bir konu bacak bacak üstüne oturmamasında fayda vardır değerli arkadaşlar. Çünkü bu iletişime kapalı olduğunu, ondan sonra kendisinin rekabetçi bir yaklaşım içerisinde bulunduğunu, yani arabulucunun da aslında çözüme çok da fazla katkısı olmayacak bir işte tavır içerisinde olduğunu ifade eden bir oturma şeklidir. Bacak bacak üstüne atarak oturma. Dolayısıyla buna son derece dikkat etmek gerekiyor. Eller, parmaklar, giyim konusunda yine aynı şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Uyuşmazlık çözüm sürecine katkı anlamında. Evet, bugün neyi anlatmaya çalıştık değerli arkadaşlar? Bugün arabuluculuk, uyuşmazlık çözüm sürecinde yaklaşımları, kişilik tarzlarını sizlere aktarmaya çalıştık. İkinci olarak da arabuluculukta iletişim ve beden dili konusunu sizlere aktarmaya çalıştık. Burada iki önemli hususu belki vurgulayarak derse son verebilirim. Birincisi arkadaşlar, arabulucu karşı tarafı iyi tanıyacak. Hem uyuşmazlığın taraflarını, hem onların vekillerini, onların işte iletişim ve beden dilinin neyi anlatmak istediğini, ondan sonra hangi bir kişilik yapısı içerisinde olduğunu anlaması ve ona uygun bir dili kullanması gerekiyor. Bu son derece önem arz ediyor. Bu birincisi. Yani tanıması gerekiyor. İletişim, müzakere, beden dili, kişilik çeşitleri, tipleri, yaklaşım tarzları, buna ilişkin kendisini geliştirmesi gerekiyor. İkinci olarak belki ondan daha önemli husus ise arabulucunun samimi olması, yalan söylememesi, dürüst olması gerekiyor. Samimiyet pek çok konuda işte kilitleri açan bir anahtar gibi konumundadır. Mutlaka samimi olmakta, ondan sonra ve yalan söylemeden dürüst bir şekilde çözüme odaklanmak gerekiyor arabuluculuk çözüm sürecinde. Evet değerli arkadaşlar, anlattıklarımız inşallah faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun.